Refahın İslam'ın gelişmesi karşısındaki en büyük engel olduğunu söylüyorsunuz. Refah niçin en büyük engel? Şöyle efendim, bir kere parti olarak kesinlikle İslami bir parti değiller. Nitekim geçen yıl Ekim ayında yapılan Dinamit programında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan da konuşmacı idi ve açıklıkla benim ısrarım üzerine Refah Partisi'nin İslami bir parti olmadığını, bir yetkili il başkanıydı o zaman, olarak söyledi. Onun söylemesiyle de değil, zaten kim ne derse desin tüzük ve programına bakılarak söylenir bu şeyler. İkincisi, bunlar başından bu yana, yani çeyrek asırdır siyasi bir geçmişleri var. O gün bugündür çevresinde topladıkları ya da toplanmaya çağırdıkları insanları nefislerindekileri değiştirmeye asla davet etmiyorlar. Mevcut halleriyle kabul ediyorlar. Yalancı yalancı haliyle, içkici içkici haliyle, hele hele son yıllarda bu iyice ayan beyan oldu. Filan yerden çokça oy filan o partiye çıkabilir ama o yerden en çok oy aldığıyla o parti iftihar etmeye kalkarsa o gülücü olur. Yoksa hakim olamazsınız, ister verir elini, adamın elini mi tutacaksınız, kadınların elini mi tutacaksınız ama oradan aldığı oyla övünmek biraz değil, epeyce garip karşılanıyor. Bu bakımdan Refah Partisi'nin İslam'ın önündeki, Kur'an'daki İslam'ın önündeki en büyük engel oluşu düşüncesi bende en büyük organizasyon halinde bugün ve kabul edilsin veya reddedilsin halk, bunlar bütün açıklığıyla tersini söylese bile halk bunları İslamcı ve İslam getirecek diye biliyor ve inanıyor. Aslında bunların öyle bir niyetleri de yok, yakinen tanıyorum. O bilgileri de yok. Yani sizde ne varsa onu getirirsiniz, onunla gelirsiniz. Olmayan şeyle filan makama gelebilir misiniz? Siz gelirsiniz de olmayan şey gelemez, sizde olmayan şey. Bu itibarla getirmeleri mümkün değil ama büyük çapta halkın yanılgısının ana sebebi oluyor. Bu noktada bir önemli örnek vermek istiyorum. Rejimi, sistemi sevdiriyorlar bu halleriyle. Maraş vaktiyle, bugünkü Kahramanmaraş, İngiliz işgali altındadır. İngilizler kurnaz, siyasette uyanık, herkes bilir bilmekte. 2000 işgal kuvveti askeri getirdiyse, neredeyse 1000'e yakınını Somalili, Hindistanlı Müslüman askerlerden getirmiş. Bu askerler o zaman fakr-ı zaruret boyutları çok büyük bilmem ne, o halkla omuz omuza işgal kuvvetleri askerleri camilerde namaz kılıyor Maraşlı'yla. Ramazan oluyor, iftar, bir sürü fukara var, gidiyor iftar sofrasından şey yapıyor, kepçe kepçe fakir Müslümanlara Maraşlı yemek veriyorlar derken hiç İngilizlerin işgalciliğini Maraşlı fark etmiyor bile. Yani iç güvenliğinden halice yaşayıp duruyorlar derken, malumunuz Skypiko anlaşması sonucu Maraş, Hatay filan İngilizler tarafından geldi. Fransa'da böyle bir politika gelişmiş değil, tarihi süreç içerisinde hiçbir gün olmuş değil. Fransızlar geliyor, ürktüğü için halktan ne yapalım, ne edelim, şehrin yerlisi Ermenilerle aşna fişna olmaya başlıyorlar. Ermeniler bundan dolayı azıtıyor, işte Maraş'ın kadınlarına, kızlarına, erkeklerine laf atıyor, kadınlarını sıkıştırıyor, Fransız askerler de devriye gezerken filan derken, halk bu şartı tak diye bu işi başlatıyor. Ama İngilizler orada kaldıkça hiç kimse işgal altında olduğunu hissetmiyor. Ben de diyorum ki, eğer Müslümanız diyenler bu laik demokratik İslam'a aykırı, İslam'la taban tabana çelişen ve İslam'ı yok sayan sistemin yaşamasını istemiyorlarsa sahiden, abdestli namazlı olan olarak bu rejimi işletmeye kalkmasınlar. İngilizlerin işgali gibi fark edilmiyor o zaman. Millet anlamıyor. Fransızlara bırakılmış. Fransızlara bırakırsanız, yani abdestsiz, namazsız, içkici, kumarcı, bilmem zinakar adamları, o zaman halk neresine baksa tutulacak yeri yok, ulan vay anasını diyecek ve kendine gelecek. Zaten nefislerindekini değiştirmedikçe bir toplum, Allah o toplumun halini değiştirmez. Şahin Bey. Peki Refah sizce daha büyüyüp iktidar olacak mı? Tabii tabii, sistem de zaten bunun yolunu açıyor efendim.
tıpkı bir baba ile oğul arasındaki şey gibi, hani küçük çocuk kucağınızda kalemizin ucundan tutar çeker, sizde tutar. Yani bıraksanız çocuk aldatıldığını hissettiği için razı olmalı, belki ağlar ama zorla kendi gayretimle aldım imajını vermek için bayağı çekiyormuş falan gibi gösterirsiniz. Çocuk bak babamdan kalemi aldım diye sevinir. Bugün refahın önü açılmıştır sistem tarafından ve alabildiğine iktidara yaklaştırılmaktadır. Fakat sistem geniş halk kitlelerinin siyasi bilinci olmayan halk kitlelerini kandırmak için babanın o kalemi vermek istemiyormuş gibi çekmesi türünden bir çekme yapıyor. Evet, en kısa zamanda Refah Partisi Türkiye'de iktidar olacak. En azından şu gerekçeyle, hiç değilse diğerleri kadar çalmaz. Yani hiç çalmaz değil, dikkat edin. Hiç değilse diğerleri kadar bilmem dinsiz, imansız değil falan filan. Tabii bu gerekçeler ne kadar geçerli gerekçeler. Yani kötülerden bir kötü beğenmekten başka kaderi yok mu şu insanoğlunun ya? Yok mu yani? Olmalı değil mi? İnsanlar zaten bunu ciddi olarak düşünmedikleri için en son içinde bulundukları hal ne kadar sıkıntılı, bütün düşünceleri o sıkıntıyı bir atlatsınlar da ne olursa olsun. Ne olursa olsun var mı ya? Adam diyor ki hapisten bir çıkayım. Çıkarsın ama hasmın ceza kapısının önünde bekliyor. Tak tak bu sefer kabristana gidersin. Yani kurtul o sıkıntıdan ama bir daha tekrar kurtulayım deme gereği duymayacağınız bir şey ayarlayın da bundan sonra kurtulun. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar maalesef boyunca pek yapmamış veya çok az yapmış. Bundan dolayı da hep kaybetmiştir. Başka bir soru sormak istiyorum. Refah iktidarı altında Türkiye'de ne değişir sizce? Vallahi şekilsel olarak belki bazı şeyler değişir. İşte bordür taşlarının yeşili boyanması falan. Bunun da kıymeti harbiyesi neyse o. Efendim birkaç edepsiz efendim şey heykel kaldırılır, hepsi o kadar. Bana soruyordu Ahmet Altan, Neşe Hanım, ne diyorsun? Dedim vallahi ahlaka aykırı mı değiliz? Dedim laik demokratik ahlaka aykırı mı diye soruyorsanız o heykeller hiç aykırı değil. Gayet uygun laik demokratik ahlak. Ama İslam ahlakına aykırı mı, ona aykırı. Refah'ın bir gün bir gerçek bir İslami parti haline dönüşme ihtimalini görmez. Asla. Asla. Bunu hiç görmedim ve görmedim. Refah'ın tabanında gerçekten İslam isteyen, İslam seven dünya kadar var. Hem o kadar yoğunlukta, o kadar çoğunlukta ki aklınız var. Fakat bunların İslam bilmiyorlar. İslam nedir bilmiyorlar. Nasıl ki vaktiyle Lawrence, işte Müslümanların genel seviyesinin fazla farkı yok Arabistan'la Türkiye'nin. Eğer Müslümanlar farkında olsaydı ki İslam sakal değil, İslam entare değil, İslam Arapça bilmek değil, İslam namaz kılmak değil. Bir Lawrence değil, bin Lawrence o haltı yediremezdi Araplar. Osmanlı'yı arkadan vurduramaz. Ama bu gerçek bilgiden mahrum kalış, mahrum oluş bir Lawrence'e neler yaptırdı? Peki Erbakan hakkında ne düşünüyorsun? Fazla bir şey. Evet, bütün bu anlattığım mekanizmanın başında bulunan hakkında, bulunan hakkında ne düşünülürse onu düşünüyorum. Bir iki şey söylemek ister misin Erbakan'la ilgili olarak? Ama her şeyiyle ortada olan, projektörlerin üzerinde bulunduğu, yaşamı ötesi, berisi belli, gökten paraşütle inmemiş, bu ülkede doğmuş, büyümüş, 25 yıldır bu siyaset arenasında her şeyiyle, politikalarıyla, beyanlarıyla, her şeyiyle açık bir kimse. Yani onu anlamamak aptal olmaktan kaynaklanır bence. Peki onu anlamak ne demek? Nasıl bir kişi? Onu anlamak, gerçek kişiliğini tanımak ve söyledikleriyle yaptıkları arasında dağlar kadar fark bulunduğunu görmek demek. Örnek verebilir misiniz? Efendim örnek mesela laikliğe karşı olduğunu söyler dururlar. Aslında laikliğe karşı değildirler bunlar. Ah bir Avrupa'daki gibi laiklik uygulansa var ya Türkiye'de o şapkalarını havaya atacaklardır. Yani halbuki laikliğin Avrupa'daki gibisi, Türkiye'deki gibisi yok. Hepsi aynı gibi yani. Efendim faize karşı olmakla tanınırlar. Ondan sonra bahaneler bularak işte enflasyon oranında faiz almak bilmem cattır da cüttür. Bu adamın hani soyduğu fıyarın kabuklarına işeyip ondan sonra şuna değmedi buna değmedi diye üstüne işediği kabukların hepsini geri yemesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu da tabii insanların gözünde kim olursa olsun, ben olayım o olsun, bir başkası olsun insanı düşürür. Güven en önemli unsurdur. Güven vermiyorsanız şahsınıza güveniniz yoksa çevrenize veremezsiniz. Çevrenize yoksa topluma hiç veremezsiniz. Her şey güvende yatır.